şu bantın ucundan bakıldığında gözün renkli kısmının ortasına gelecek. Yani gözün renkli kısmını ortasından kesecek şekildedir. Şimdi ben bunu Murat'a vereceğim, bu tüfeği. Size omuzlayacak. Murat'ın nasıl gördüğüne hep beraber bakacağız ve tekrar konuşacağız. Şunları da anlatayım. Bu parçalar tüfeği rahat omuzlamak, rahat kaldırmak içindir. Tabii bu tüfek sol. Şöyle tutup göstereyim. Tüfeği kaldırırken şu parça ve bu parça bir kolaylık sağlıyor, bir avantaj sağlıyor diye düşünüyor atıcıları. Olabilir de olmayabilir de, bu tamamıyla bir his meselesi. Tüfeği şöyle tuttuğunuzda, şöyle kaldırırken tüfeği şurası ve burası ve bütün kolunuzun taşıdığını anlarsınız. Tüfek standart skit şoklu. İşte Avrupa'daki meşhur markaların ürettiği tüfeklerden bir tanesi. Ben Murat'a vereyim. Murat gözlüğünü çıkarsın. Şapkasını da çıkarsın. Ve tüfeği omuzlasın. Kameramızda kameraya doğru omuzlasın ki nasıl gözüktüğünü daha iyi görsün. Ben de senin sol tarafına geçeyim ki ben de anlatayım sen öyle tuttuğunda. Evet, şimdi bunun ucundan baktığımızda, ölçü için anlatıyoruz bunu. Gözün renkli kısmının tam yarısında olması makbul olan bir görüştür. Biraz kafanı kaldır, biraz bant gör. Evet, şimdi gözün renkli kısmının ortasından ayrıldık. Yaklaşık beyazına geldik şuradan baktığımızda. Bu demektir ki bu tüfek 26 metre, 28 metrelerde yaklaşık 20 santim kadar üst bir grupman, bir paten verecektir. Bu, bazı atıcılar böyle atmayı seviyorlar. Yani plağın altından atarak plak üstte kalıp o grupmanı ona vermeyi. Ama normalinde bu üst atma riskini getirdiği için çok tavsiye edilen bir bakış şekli değil. Tüfek bu. Bant dediğimizde, bant görmek tabiri de buradan kaynaklanıyor. Tamam Murat, indir sen onu aşağı. Tüfeğin bir takım farklı ölçüleri de var. Tüfeğin omuza rahat gelebilmesi için tüfeğin bu bağlantı yerinden itibaren sağ veya sol atan için sağ veya sola kaçırılması gerekiyor ki tüfek omuzlandığında bu hareketi yaptığınızda göz hattı, omuz hattı ve hepsinin aynı yere gelmesi için tüfek sağa veya sola kaçırılır. Bu tüfekte avantaj olarak söylenir ve uygulanır. Bir de tüfekte bir pitch tabir edilen, tüfeğin bant görmesine rağmen, yani siz çok bant görebilirsiniz ama tüfek konumu itibariyle şu kesim kundağın yapısı şöyle aşağı doğruysa tüfek şöyle bakacaktır. Burası uzun, burası kısa, kısaysa tüfek böyle bakacaktır. Bu tüfeğin piçini belirler ve bant görmenize rağmen tüfeğin kendisine atmanızı sağlar. Bunlar hepsi tüfeğin ölçüleriyle alakalı, bir yapımıyla alakalı daha doğrusu teknik bilgiler. Bunu sizi antrene edecek olan, bilen birisinin atıcıya göre tüfeği ayarlaması lazım ki tüfeğin, atıcının tüfekten dolayı olan şeyi, handikapları kalmasın. Bu Murat'ın tüfeği kendine göre ayarlanmış, yapılmış bir silah. Murat bununla iyi skorlar atıyor. Kundağını sen mi yapmıştın Murat? Yoksa aparatlarını ben aparatlarını yaptım. Sen yaptın. Ham olarak aldım. Aparatları sen yaptın. Skit ya da trap atarken muhakkak tüfek ölçülerimizi bilmemiz gerekiyor. Tüfek ölçüsü tabi çok fazla kilo alıp vermek dışında tüfek ölçüsü çok değişmiyor. Ama kilo alır veya kilo verirseniz tüfeğin bütün ölçüleri değişir ve tüfek yeniden ayarlanmak ister. Çünkü tüfeği her seferinde, her atışta kendinize ayarlamak son derece bir, çok,
zor bir iştir. Trapçılarda şöyle yaygın bir kanı var. Hani trap tüfeği omuza konuyor, işte biz kendimizi tüfeğe göre ayarlarız falan. O yani birkaç sefer olabilir ya da bir serinin içinde bir kere olabilir ama bir müsabaka serisinin içinde her seferinde aynı atışı yapmak sadece ayarlı bir tüfeğin de olabilir. Öteki türlü muhakkak 20 tanesini ayarlarsınız, 3-5 tanesini kaçırırsınız. Hazır şeyken, tüfekten konuşmuşken biraz da fişekten konuşalım. Piyasada bir sürü yabancı yerli fişek markalarımız var. Son zamanlarda yerli fişek sanayimiz de son derece gelişmekte. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Murat? Sen de milli olmuş bir sporcusun. En azından bugün milli rozeti takmadıysan da 3-5 gün içinde takacaksın. Yerli fişekler için ne diyeceksin? Şu isim vermeden şu fişek için atıyorsunuz müsabakalar. Biz kullanıyoruz. Aşağı yukarı bir seneden beri ben kullanıyorum bu fişeği. Ara ara kullanıyorum. Devamlı değil, denemek için. Yalnız tüfekte güzel. Uyumlu tüfekte yumuşak patlıyor. Grupmanı güzel. Plak kırışı güzel. Yani bizde biliyorsunuz o plağa bir tane saçma değse bile çok önemli. En ufak bir kıymık bile bizim için önemli. Kopan parça. Çünkü puan olarak geçiyor bize. Bu fişek onu başarmış bir fişek şu anda. Yani bizim Türkiye'de yabancı fişeklere karşı bir daha çok bir sempati var ama şu anda aşağı yukarı bir senedir bu sempati bu fişek sayesinde kırılmış bulunuyor. Bu birkaç, bildiğim kadarıyla birkaç atıcının da sponsoru. Evet. Hüseyin'in sponsoru. Evet, Hüseyin gençlerin, Bahçıvan'ın. Genç atıcılar var. Onların da sponsoru. Birkaç tane sponsoru. Evet. Başarılı bir fişek. Bence de başarılı bir fişek. Biliyorsun Ömercan da bununla evet. 119 attı. Güzel skorlar çıkardı. Güzel skorlar yani. Çıkıyor bu fişekte de. Yani artık fişek sorunu kalmadı Türkiye'de. Evet. Avrupa fişek diye tutturmuyor artık. Yok kimse artık yani şu anda. Avrupa fişekle Türk fişekleri arasında çok yakalamış büyük farklar yani yok. Standardı. Standartlar yakalandı. Peki. Sana teşekkür ediyoruz Murat. Ben teşekkür ederim. Bize katıldığın için. İleriki programlarda yine beraber olacağız. İnşallah. Hadi görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bir programımızı da böyle kapatıyoruz. Başka bir bölümde başka standların atışları ve atıcılık skit ve trap hakkındaki sizin sorularınız, merak ettiklerinizle beraber programlarımız devam edecek.